Hemen ceza mısın sana zahmet? Tamam hocam, hemen link atıyorum zaten gruba. Aynen. Link attım hocam. Tamamdır, bana sağ olasın. Rica ederim. Ya bu ders aralarından sonra geri gelmekte çok süre alıyoruz, süre kaybediyoruz arkadaşlar. Bak, 3 kişiyiz yani. Neyse başlayalım madem arkadaşlar. 5 kişi, 5 kişi. Yapacak bir şey yok. Deliniyoruz yüzeyi zaten. Evet, kısımlarına değindik alternatörün. Burada bilmemiz gereken şeylerden bir tanesi neydi? Manyetik alanıydı. Alternatör mekanik enerji alternatif akımına çevirirken ne kullanıyordu? Manyetik alanı kullanıyordu. Fırça alternatörü yük uygulandığında voltaj düşümünü önlemek ve voltajı istenilen seviyede tutmak için de ne kullanıyorduk arkadaşlar? Voltaj regülatörü kullanıyorduk. Gelelim şimdi endüstriyel alternatörlere. Bir çevirici makine tarafından çevrilen, genellikle bu gemilerde ne oluyor arkadaşlar? 4 zamanlı bir makine oluyor. Bir çevirici makine tarafından çevrilen, hareket enerjisini elektrik enerjisine dönüştüren elektrik makinesidir. Alternatörler alternatif akım üreticileridir. Genellikle elektrik enerjisini şebekeden sağlanamadığı yerlerde kullanılır. Alternatör su türbinleri, rüzgar,
dizel motor gibi çeşitli çevirilerle kullanılabilir. Gemide neyi kullanacağız biz? Arkadaşlar. Biz burada gemide hangisini kullanacağız? Dizel jeneratörü değil mi hocam? Aynen. Dizel motoru kullanacağız. Ya dizel motorumuz alternatörü çevirecek ve biz ne üreteceğiz? Elektrik üreteceğiz. Dizel motorun ucuna alternatör bağlarsanız elektrik enerjisi elde edersiniz. Pervane bağlarsanız da pervaneyi döndürüp gemiye istenilen geminin istenilen yöne gitmesini sağlarsınız arkadaşlar. Elektrik ihtiyacı olan çoğu yerde şebeke yediği olarak yaygın olarak dizel motor ile tahrik edilen alternatör kullanılır. Dizel motor ile tahrik edilen alternatörler genelde 1500 devir bölü dakika hızı sahiptir. Bu tabi değişebilir. Makine büyüdükçe devir bölü dakika dediğimiz RPM, Revolution Per Minute dediğimiz dakikada ki devir sayısı makine büyüdükçe ters orantılı olarak azalır. Yani büyük makineler daha yavaş döner. Küçük makineler, büyük makinelere oranla daha hızlı döner arkadaşlar. Dakikadaki devir sayıları küçük makinelerin büyük makinelere göre daha fazladır. 30 kVA'dan küçük güçlerde 3000 devir bölü dakika hızlı alternatörleri rastlanır. Su türbiniyle çalışan alternatörler 750 veya 1000 devir bölü dakika gibi düşük devirli alternatörlerdir. Günümüzde, şimdi görelim, fırçalı alternatörler, ne demiştim ben size ilk derste, siz de gemide çalışacaksınız, daha çok fırçasız olan alternatörleri göreceksiniz. Ha, siz bundan alternatörleri siz ne yaparsınız? Yani ben 8 yıl çalıştım. Alternatörlerle alakalı bir sıkıntımız olmadı. Sadece yağını değiştirdik. Elektrik yağdaki de gerekli temizlikleri yapıp denetlemelerini yapıp onu filtrelediler. El yap filtreleri. Onları değiştirdi. Çok şükür biz gemide çalışma hayatımız boyunca alternatörlerden bir sıkıntı yaşamadık. Çok sıkıntı yaratan da bir makine ekipmanı da değil. İnşallah size de bir ürün çalışma zamanınız olup size bir sıkıntı yaratmaz arkadaşlar. Günümüzde fırçalı alternatörler yerini daha modern ve bakım gerektirmeyen voltajın elektronik voltaj regülatörüyle sabitlendiği alternatörü bırakmıştır. Fırçasız alternatörlerde döner kutuplar, rotordadır. Döner kutuplar ana rotor olarak da adlandırılır. Mil üzerinde ana rotorla beraber ikaz statörü, sargıları ve döner diyotlar bulunur. İkaz rotorunda endik dönen 3 fazlı gerilim diyotlarda doğrultularak ana rotora verilir. İkaz statöründe ise sabit kutuplar vardır. Otomatik voltaj regülatörü ile ikaz statörüne verilen akım kontrol edilir. Bu sayede ana rotoru besleyen ikaz rotoru kontrol edilmiş olur. Voltaj regülatörü alternatör tarafından üretilen gerilimi kontrol eder. Ne yapıyormuş voltaj regülatörü? Alternatör tarafından üretilen gerilimi kontrol ediyormuş. Alternatör çıkış gerilimi istenilen değerin altında ise regülatör ikaz statörüne daha fazla akım basarak ana rotor ürettiği manyetik alan şiddetini artırarak ana klemensteki voltajı sabit tutmaya çalışır. Amacı zaten belli bir voltajı belli bir değerde tutmak, yani çok aşağısına ya da çok yukarısına çıkmasını engellemek. Voltaj regülatörü ikaz statörünü beslemek için gerekli enerjiyi stator sargılarından veya stator sargılarından bağımsız yerleştirilen yardımcı sargılardan alır. Alternatörlerdeki voltaj regülatörleri enerjisini yardımcı sargılardan alması ani yüklemelerde voltajın çökmesini önler ve alternatör voltajının daha stabil olmasını sağlar. Yardımcı sargılı alternatörler ani yüklemelerde nominal yükün %50'si kadar yükü kaldırabilir. Aynı zamanda yardımcı sargı kullanılması halinde kısa devre akımı nominal akımın 3 katına kadar çıkabilir. Yardımcı sargısı olmayan alternatörlerde ise elektrik motoru start akımları gibi ani yüklerde voltaj çöker ve yük kalkmadan alternatör voltaj istenilen değeri kaldıramaz. Voltaj regülatörü fazları ölçerek voltajı sabit tutar. Voltaj regülatörün en etkin şekilde çalışması için
regülatörün 3 fazın kontrolünü yaparak voltaj ayarını yapmalıdır. Sadece tek faza bağlı voltaj regülatörlerinde diğer fazlardaki artış veya dengesiz yük hissedilemez. Bir alternatörün gücü aşağıdaki gibi iki şekilde ifade edilir. Bir tanesi neymiş? Devamlı güç. Bir tanesi de standby güç arkadaşlar. Devamlı güç, alternatörün tam yükte devamlı kesintisiz çalışmaya müsait olduğu güç. Buna ne diyoruz? Devamlı güç. Standby güç de adından da anlaşılacağı gibi alternatörün belli bir süre çalıştıktan sonra dinlendirilerek soğumaya bırakılması, soğuyan alternatörün tekrar çalıştırılması ile elde edilen güce standby güç diyoruz. Standby güç gördüğünüz gibi devamlı güçten bir tık daha, biraz daha yüksek. 1.1 katı kadar. Örnek olarak dersek, bunu hani birbiri arasında kıyaslamak istersek, devamlı güç 100 kVA ise standby güç arkadaşlar, bunu 1.1 ile çarparsanız ne var sonucu alacaksınız? 110 kVA olarak hesapla bulabilirsiniz. Alternatörün güç tespiti yapılırken alternatör sargılarının nominal yükte tamamen ısınana kadar çalıştırılması gerekir. Alternatörün PHI'si 0.8 yükte tamamen ısınması için en az 4 saat çalıştırılmalıdır. Bir alternatör yarım saat %150 yükte çalıştırılabilir. Yani 100 kVA'lık bir alternatör 150 kVA'lık yük ile yarım saat çalıştırılması alternatörün 150 kVA olacağı anlamına gelmez. Yarım saatten fazla çalıştığında alternatör çok fazla ısınacak veya sargıları yanacaktır. Alternatörün gerçek gücün en sıcak olduğu durumda, yani en az 4 saat çalıştıktan sonra kendini gösterir. Biraz da otomotiv arabalardaki alternatörleri deneyim. Ondan sonra bir video izleyelim arkadaşlar. Daha açıklayıcı olması sizin daha rahat anlayabilmeniz açısından. Otomobillerde kullanılan alternatör, aracın motoru çalışıyorken akü, şarj eder ve diğer tüm elektrik sistemlerine enerji sağlar. Alternatörler doğru akım elde etmek için gereken çevreciye sahip olmadıklarından doğru akım üreticilerine göre daha basit, hafif ve dayanıklıdırlar. Bu dayanıklılar sayesinde daha yüksek hızlar çalışabilirler. Böyle otomobillerdeki alternatörler motor hızının 2 katı kadar hızda dönebilir. Bu da alternatörün röntgendeki çıkış gücünü artırır. 1960'lardan sonra yarım üretilen diyotların ucuza bulunabilmesiyle birlikte otomobil üreticileri doğru akım üreticileri yerine alternatörleri kullanmaya başladılar arkadaşlar. Otomobil alternatörleri alternatif akımı doğru akıma çevirmek için akım düzelticilerini kullanırlar. Dalgalanmaları düşük seviyede, burası önemli. Dalgalanmaları düşük seviyede tutmak için otomobil alternatörlerinde 3 fazlı sargı kullanılmaktadır. Dediğim gibi arkadaşlar, gemilerde burada bilmemiz gereken birkaç ana madde var. Gemilerde daha çok fırçasız alternatörler kullanılıyor. Bu alternatörler neyle mekanik enerjiyi alternatif akıma çevirip elektrik üretir? Manyetik alan etkisiyle. Peki voltajın aşırı alçalıp aşırı yükselmesini engelleyen ekipmanın adı neydi? Gençler, demin söyledik. Voltaj regülatörü mü? Aynen öyle. Voltaj regülatörü sayesinde gerilimi sabit tutmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Peki sabit kısmı hangisiydi, hareketli kısmı hangisiydi? Alternatif. Rotor hareketli olan. Evet. Statorda şey sabit, sargıların olduğu yer. Aynen öyle. Şimdi arkadaşlar bir alternatif nasıl çalışır? Yani videosunu görün. Görünüyor değil mi arkadaşlar? Evet hocam, görünüyor. Tamamdır. Şeyi kapatayım mı?
Kapattım. Herkes görüyor değil mi arkadaşlar? Ses az mı? Hocam zaten alt yazılı olduğu için sıkıntı olmaz. Herhalde. Nasıl emin, bir daha söyle. Şey, alt yazılı ya. İngilizce galiba. Ses çok duyulmuyor ama. Çok duyulmuyorsa biraz açacağım o yüzden. Alternators are the workhorse of the power generation industry. It is capable to generate AC power at a specified frequency. It is also called a synchronous generator. Electricity is produced in alternators by electromagnetic induction. To generate electricity in a coil, either the coil should rotate with respect to the magnetic field, or a magnetic field should rotate with respect to the coil. Yani bu elektrik olayı arkadaşlar, benim de her zaman zorlandığım kısım, gemide de yani çok fazla müdahale edemediğimiz kısımlar. Hem tehlikeli hem de bayağı bir eğitim olmak lazım elektrikle alakalı. O yüzden gemide elektrik davetleri de var tabii ki, ama yine de biraz da anlamak lazım. Biraz ne kadar kendimizi geliştirmeye çalıştığımızda da, nasıl diyeyim, çok farklı bir dünya o. Yani biraz da ilgi duymanızla alakalı tabii. Ben çok fazla ilgi duymadığım için açıkçası bu konuda kendimi çok geliştirdim. Hem bu şey bilgilerini biliyorsunuz ama yani teorik bilgileri. Yani iş gemideki pratiğe geldi mi tabii çok farklı oluyor. Yani benden size tavsiye, geminin her tarafı elektrik olduğu için, daha çok elektronik hatta. Nasıl diyeyim? Kendimizi bu yönde geliştirebildiğiniz kadar geliştirin arkadaşlar. In the case of alternator, the ladder approach is used. Rotor and armature coils are the two main parts of an alternator. Rotor produces a rotating magnetic flux. Armature coils are stationary. And rotating magnetic flux associated with the rotor induces electricity in the armature coil. This kind of rotor shown here is known as salient pole rotor. For gaining better insight of its working, let's consider a rotor with just four poles. Rotor coils are excited with a DC power source. Magnetic field produced around it would be as shown. The rotor is made to rotate by a prime mover. This makes the rotor flux also rotate along with it at the same speed. Such revolving magnetic flux now intersects armature coil, which is fitted around the rotor. This will generate an alternating EMF across the winding. Here is a slowed down version of rotor stator interaction. For this four pole system, when the rotor turns half revolution, induced EMF takes one complete cycle. It can be easily established that frequency of induced EMF, rotor speed, and number of poles are connected through following relationship. It is clear that frequency of electricity produced is synchronized with mechanical rotational speed. For producing three-phase AC current, two more such armature coils, which are in 120-degree phase difference with the first, is put in the stator winding. Generally, one end of these three coils are star connected, and three-phase electricity is drawn from the other ends. Gördüğünüz gibi biraz karmaşık yapıyor, değil mi arkadaşlar? It is clear from this equation that, evet hocam, 60 Hz electricity, a four-pole rotor should run at following RPM. Such huge RPM will induce a tremendous centrifugal force on poles of the rotor, and it may fail mechanically over time. So salient pole rotors are generally having 10 to 20 poles, which demands lower RPM.
or salient pole rotors are used when the prime mover rotates at relatively lower RPM. Pole core is used to effectively transfer magnetic flux, and they are made with fairly thick steel lamina. Such insulated lamina reduces energy loss due to eddy current formation. Armature winding of three-phase 12-pole system is shown here. A standard core is used to enhance magnetic flux transfer. DC current is supplied to rotor via a pair of slip rings. DC current is supplied either from an external source or from a small DC generator, which is fitted on the same prime mover. Such alternators are called self-excited. With variation of load, generator terminal output voltage will vary. It is desired to keep the terminal voltage in a specified limit. An automatic voltage regulator helps in achieving this. Voltage regulation can be easily achieved by controlling the field current. If terminal voltage is below the desired limit, AVR increases the field current, thus the field strength. This will result in an increase in terminal voltage. If terminal voltage is high, the reverse is done. Hope you had a nice introduction to working of alternators. Thank you. Daha izledim arkadaşlar. Alternators are the workhorse of the power generation industry. It is capable to generate AC power at a specified frequency. It is also called a synchronous generator. Electricity is produced in alternators by electromagnetic induction. To generate electricity in a coil, either the coil should rotate with respect to magnetic field, or a magnetic field should rotate with respect to the coil. In the case of alternator, the latter approach is used. Rotor and armature coils are the two main parts of an alternator. Rotor produces a rotating magnetic flux. Armature coils are stationary. And rotating magnetic flux associated with the rotor induces electricity in the armature coils. This kind of rotor shown here is known as salient pole rotor. For gaining better insight of its working, let's consider a rotor with just four poles. Rotor coils are excited with a DC power source. Magnetic field produced around it would be as shown. The rotor is made to rotate by a prime mover. This makes the rotor flux also rotate along with it, at the same speed. Such revolving magnetic flux now intersects armature coil, which is fitted around the rotor. This will generate an alternating EMF across the winding. Here is a slowed down version of rotor stator interaction. For this four pole system, when the rotor turns half revolution, induced EMF takes one complete cycle. It can be easily established that frequency of induced EMF, rotor speed, and number of poles are connected through the following relationship. It is clear that frequency of electricity produced is synchronized with mechanical rotational speed. For producing three-phase AC current, two more such armature coils, which are in 120-degree phase difference with the first, is put in the stator winding.
Generally, one end of these three coils are star connected, and three-phase electricity is drawn from the other ends. It is clear from this equation that in order to produce 60 Hz electricity, a four-pole rotor should run at following RPM. Such huge RPM will induce a tremendous centrifugal force on the poles of the rotor, and it may fail mechanically over time. So salient pole rotors are generally having 10 to 20 poles, which demands lower RPM. Or salient pole rotors are used when the prime mover rotates at relatively lower RPM. Pole core is used to effectively transfer magnetic flux, and they are made with fairly thick steel lamina. Such insulated lamina reduces energy loss due to eddy current formation. Armature winding of three-phase 12-pole system is shown here. A standard core is used to enhance magnetic flux transfer. DC current is supplied to rotor via a pair of slip rings. DC current is supplied either from an external source or from a small DC generator, which is fitted on the same prime mover. Such alternators are called self-excited. With variation of load, generator terminal output voltage will vary. It is desired to keep the terminal voltage in a specified limit. An automatic voltage regulator helps in achieving this. Voltage regulation can be easily achieved by controlling the field current. If terminal voltage is below the desired limit, AVR increases the field current, thus the field strength. This will result in an increase in terminal voltage. If terminal voltage is high, the reverse is done. Hope you had a nice introduction to working of alternators. Thank you. Öyle bakalım arkadaşlar. Var mıdır sorusu olan, gerek derste, gerek sınav haftasıyla, gerek başka bir şeyle alakalı? Arkadaşlar, oradasınız değil mi? Benim yok hocam ya sorum. Tamamdır. Haftaya çarşamba günü bu saatlerde, yani biri de sınavımız olacak. Ben Abdullah'tan ayrıntıları öğrenirim. Abdullah Hoca'dan. Ona göre ders işlemecek, işlemleyecek mi? Çünkü haftaya saat 1'de dersimiz başlıyor. 1'de sınavı da var bu dersin. Yani ders işlemimiz gerekirse nasıl yapacağız? Sınavdan sonra ne yapacağız, ne yapacağız? Onu öğreneceğiz işte arkadaşlar haftaya. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Sağ olun hocam. Siz de kendinize iyi bakın. Görüşürüz hocam. Sağ olun. Görüşürüz. İyi günler hocam. İyi günler hocam.